Merhaba sevgili izleyiciler. Yetişmeyeceğiz diye çok korktuk bugün. Sayın Başkanımızla da bir sözümüz vardı. Sabah saat 7'de kalktık Diyarbakır'a. Son anda yetiştik. Ayağımızın tozuyla buradayız. Evet, konuğum AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sayın Mustafa Alkaş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bu artık Adıyaman'ımızda yavaş yavaş yaz ayı bitiyor. Bitiyor evet. Evet, sonbahara doğru gidiyoruz. Böyle güzel bir akşamda bizi Adıyamanlı hemşehrilerimizi bir araya getirdiniz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımla ilk program benim bu. İlk defa program. Şu ana kadar daha kısmet olmadı. Eyvallah. O da bizim hatamız. Estağfurullah. Sayın Başkanım bizi affetsin. Sayın Başkanım, konuya girmek, şu şekilde girmek istiyorum da doğrusu. Bu Suriyelilerin meselesi var biliyorsunuz, evet. Malumunuz. Geçen haftaydı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde işte Suriyeliler halkla karşı karşıya geldi tekrardan. Hatta oradaki birkaç tane emniyet mensubuna güç kullanmaya hatta tehdide varan olaylar yaşandı. Şimdi şu anda son olay da şu. Suriyeliler bu ay, ayın 12'si ile 17'si arası iş bırakma eylemine gideceklermiş. Sayın Başkan, nedir bu Suriyelilerden çektiğimiz? Bunları geri gönderecek miyiz? Ne yapacağız Suriyelilere? Şimdi zaman zaman Cumhurbaşkanımız, evet, zaman zaman İçişleri Bakanlığımız ve ilgili yetkililer açıklamalarda bulunuyorlar. Tabii bu çok kritik ve nazik bir konu. Zaman zaman da özellikle belli siyasi partilerin bu işi kaşıdıklarını, toplumu gerdiklerini görüyoruz. Evet. Abdullah Bey, birinci konu şu: hiç kimse kendi evini, işini rahatını bırakıp başka bir yere gitmez. Evet. Şimdi Suriye'de bir katliam var. Kendi halkını öldüren bir sistem var ve bu insanlar en yakın yerlere ulaşmaya, çoluk çocuğuyla bir yere kavuşmaya çalışıyorlar. Canını kurtarmaya, kurtarmaya çalışıyor. Evet. Arkasında da hikayeler, evet, arkasında geçmişini, malını, mülkünü, evet, yakınlarına bırakıp gidiyorlar. Türkiye baştan itibaren şunu yaptı, dedi ki ben silahsız, sivil olan hiç kimseyi geri çevirmem. Ve bize göre, bizim medeniyet kodlarımızda, geçmişimizden de gelen doğru bir haslet bu. Ben çok açık söyleyeyim. Evet. Kendi dünya görüşümü de söyleyeyim. Birçok kişi şöyle zannediyor. Bizim gönül sınırlarımızın, bizim etkimizin işte Edirne'de başlayıp Artvin'de ya da işte Antalya'da başlayıp Hakkari'de bittiğini sanıyorlar. Öyle değil ama. Elbette ki, evet, değil. Yani biz Şam'ı, Bağdat'ı, Kudüs'ü, Kerbela'yı, Mekke'yi, Medine'yi, Kahire'yi, Beyrut'u, biz bunlara sırtımızı dönemeyiz. Çok büyük bir geçmişimiz var. Zaten, evet, dönersek yanlış olur. Dolayısıyla bu gerekçelerle Türkiye gerçekten fedakarlık da yaparak, ben sizin aracılığınızla soruyorum, dünyayı sözde idare ettiğini söyleyen, evet, demokrat olduğunu söyleyen, bütün insanlığı belli değerler üzerinden dizayn edeceğini söyleyenler kapıları kapattılar. İşte aylan bebekleri maalesef Ege'de, evet, boğdurdular. Bebekleri boğdurdular. Türkiye geçmişinden gelen bu medeniyet kodundan dolayı bunu yapmadı. Ama tabii çok hassas da bir konudur. Toplumun genleriyle elbette oynamamak lazım. Evet. Ben işin ilgisi olduğum için çok sizin aracınızla söylüyorum. Niye ilgilisiyim? Geçmişte Adıyaman Barosu'nda da biz hem İnsan Hakları Komisyonu olarak bu meseleler başladığı zaman bu mülteciler, göçmenler üzerine çok ciddi çalışmalar yaptık o tarihte. Hemşerilerimiz bir defa müsterih olsunlar. Bütün yabancı unsurlar devletimiz tarafından takip ediliyor. Sadece asayiş yönüyle değil, onlarca yön tarafından bunlar tetkik ediliyor, takip ediliyor ve görülüyor, biliniyor. Hem suç işleme oranı açısından hem böyle huzur açısından da gerçekten göç müdürlüğümüz başta olmak üzere emniyetimiz, bazı savcılıklarımız bu konuda gerçekten hassaslar. Bir de son zamanlarda Sayın Başkanım, lafınızı kesiyorum ama olaylara karışanlar direkt sınır dışı ediliyor. Ben onu, evet, söyleyecektim. Evet. Görevlerinin başındalar, hassasiyetle takip ediliyor. Evet. Daha ötesi var.
İlahi bir olaya karışması da gerekmiyor. Devletimiz, toplumun huzurunun bozulduğunu, vatandaşın rahatsız olduğunu gördüğü anda da hemen deport ediyor, sınır dışı ediyor. Dolayısıyla çok ciddi, bizi rahatsız edecek çok şükür bir durum yok. Çünkü biz kardeşiz. Evet. Yani aynı inancın paydaşıyız. 600 yıl aynı medeniyeti, aynı coğrafyayı paylaşmışız. Yaşamışız, evet. Dolayısıyla birbirimize çok uzak değiliz. Evet. Ama herkesin de elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Herkes kurallara uyacak. Bizim ceza kanunumuzda her kim diye başlar. Yani bu işin Türk'ü, Kürt'ü, efendime söyleyeyim bir şey yok. Herkes kurallara uyacak. Devletimiz de görevinin başındadır. Huzurun bozulmasına asla müsaade etmez. Geçen günde biliyorsunuz bir açıklama oldu hükümetimizden. Evet, evet. Biliyorsunuz sınırın öbür tarafında güvenlikli bölgeler oluşturuldu. Çok büyük oranda yani 1 milyonun üzerinde Suriyelinin şimdi oraya gönüllü olarak gitmesi gündemde, altyapısı da hazırlanıyor. Savaş bitirildiği zaman biliyorsunuz buna ilişkin de hatta muhalefetten bence yanlış eleştiriler de geldi. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak evet. Ve Suriye'yi Suriyelilere teslim ederek. Yani ben buradan izleyicilerimize çok derin konulara girmek istemiyorum ama şurada bir gerçek. Yani Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalışan güçler var. Kırıp kırıp, parçalayıp parçalayıp kendi emellerine ilişkin böyle bir rol biçmek isteyenler var. Buna karşı da devletlerin, toplumların bir direnişi var. Suriye'nin toprak bütünlüğünü de muhafaza edecek bir yol haritası bulunmaya çalışılıyor. Ben yakın tarihte de inşallah sağ salim kendi topraklarına giderler ve hem vatandaşımız rahat eder, hem Suriyeliler rahat, herkes rahat eder diye temenni ediyorum. Sayın Başkanım, tabii ki siz de haklı olarak konuşuyorsunuz. Tabii bizim Suriyelilerden bilhara kendilerinden ricamızdır. Çünkü onlar bizim misafirimiz, saygı duyuyoruz kendilerine. Ama insan bir eve misafirliğe gittiğinde de bu evin ahlaki kurallarına, hal ve hareketlerine de biraz uyması lazım. Kesinlikle. Biraz kendilerini zorlasalar bence. Kesinlikle. Çünkü buradaki yapı farklı. Burası Suriye değil, burası Türkiye Cumhuriyeti. İkisinin arasında biraz farklar var. Kesinlikle. Sanki biraz uyum sıkıntısı var gibi mi? Yani bizim de yardımcı olmamız evet. lazım. Onların da buranın kuralları olması lazım. Ben yani bunu paylaşmakta bir sakınca var mı yok bilmiyorum ama evet. bir 15 gün önce benim kız rahatsızlandı. Geçmiş olsun. Yani bunu bir bakış açısını söylemek için söylüyorum. Evet. Belki söylersem kızar da bana ama evet. kızım şeye mesafeliydi yani. Niye Suriyeliler burada? Evet, niye şey burada falan konuşuyoruz. Artık lise sonunda. Rahatsızlanıyor. Sonra eşim aradı. Ben hastaneye gidene kadar işte bayılmış, tedavi etmişler falan. Kızım hastanede bayılınca orada Suriyeli tesadüfen sırayı bekleyen bir Suriyeli bayan var. Bir kadın var. Evet. Dili de bilmiyor ama çırpınıyor. Eşim diyor ki ne yapmam lazım diyor el kol hareketleri falan. Şu bilmem ne kızımı alıyor. Hanımı gönderiyor. Siz gidin doktoru çağırın falan şu budur. Kızım da uyanıyor işte baygınlıkta falan. Diyor ki baba benim bütün dünyaya bakış açım değişti. O, değişti. O çırpınışı görüyor evet, mu? Gördüm. Evet. Ya şimdi ben böyle düşünüyordum. Evet. Ben dedim ya kızım yani şeyin hastalığın, ölümün, kazanın, belanın, Suriyelisi, Türkiyelisi olmaz. Falan olur mu? Yani şey falan. Evet, evet. Birbirimizi anladığımız zaman, ortak insani değerlerde bir araya geldiğimiz zaman aşılmayacak sorun yok. Ama ben o konuda size katılıyorum. Evet. Elbette ki herkes kurallara uyacak. Netice itibariyle burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Buranın belli bir kuralı var. Yerleşik bir düzen var. Bu ince şeyi de zorlayacak bir tutum içerisine girmemek lazım. Evet. Suriyelilerin de buna dikkat etmesi lazım. Evet. Sayın Başkan tekrar geçmiş olsun. Eyvallah. Ben şey yani umarım şu an durumu iyidir. Bakıyor çok iyi. Evet. Bir bakış açısının nasıl değiştiğini söylemek için anekdot olarak atmak istedim. Yok yok kızmaz umarım size. İnşallah. Burada kendisine yol ettik. Bundan sonra bir bakış açısını değiştirdi diyor. Ben gördüm evet. diyor. Baba diyor ya inanılmaz ben diyor hatta böyle düşünüyordum. Ne işler falan. Tuttu beni diyor. Bir yandan çırpınıyor, annemi gönderiyor evet. doktora, bana yüzümü yıkıyor. Onu hepsini şey, görmüş. Evet, her şey falan. Birebir yaşanılan evet. bir şey. Eyvallah. Çok büyük anne bir yüreği. Şey olsun. Eyvallah. Sayın Başkan. Başkanım, altılı masa dağılıyor mu acaba? Öyle
birkaç gündür bir gündemde bir olaylar var. Yani Sayın Gürsel Tekin'in bir açıklaması vardı. Evet. CHP Genel Başkanı evet. mısın şu an? Evet. Tam olarak bilmiyorum da. Yok, genel başkanlık görevi yok ama. Değil tabii, ama. CHP içerisinde etkili bir isim. Etkili, tabii. faal tabii, bir tabii, isim. Tabii. Dediği şey şuydu. İşte gerekirse HDP bakanlık da verilmesi lazım diye bir şey sarf etti. Bunun arkasında olaylar herkes basın açıklaması yaptı. Yozgat İl Başkanı var İyi Parti'nin. İstifa etti partisinden. Dedi ki ben böyle bir oluşum içine yer almam dedi. Kendisi askeri kökenli bir insan. Ben de şehitlere hakaret olduğunu düşünüyorum. Ben böyle bir oluşumun içine yer almayacağım dedi. Sizce dağılıyor mu masa Sayın Başkan? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ittifakların önünü de açtı. Evet. Dolayısıyla birbirine yakın siyasi partilerin ittifak etmesi hem anayasal güvence altına geldi hem de yasal olarak güvence evet. altına geldi. Eskiden bu yasayla yasaktı. Ancak şöyle bir durum var. Tabii siz bir ittifak kurduğunuz zaman asgari müşterekler de bir araya gelmeniz lazım. Muhakkak. Yani bana düşmez ama yani değerlendiriyorsunuz tabii. Rusya düşüyor. Yani hiçbir evet. araya gelmesi mümkün olmayan evet. Siyasi partilerin bir masa etrafında bir araya gelmesi hem toplumsal karşılığı yok hem de birbiri gibi düşünmüyorlar. Hayata birbiri gibi bakmıyorlar. Dolayısıyla bazen işte görüyorsunuz birinin A dediğine diğeri B diyor. Birinin B dediğine C diyor. Ve toplumun da merak ettiği bir şey var. HDP ile olan ilişkileri. Çok net olarak şunu ortaya koyamıyorlar. Yani bizim ittifakın siyasi partileri bu ve bizim HDP ile bir bağlantımız yok. Bunu da diyemiyorlar. Ama şunu da diyemiyorlar. Biz HDP ile beraberiz. O da bu sistem içerisinde de diyemiyorlar. Evet. Dolayısıyla şunu yapmaya çalışıyorlar. Benim görebildiğim kadar stratejik olarak. Ya işte biz eğer HDP ile görüntü verirsek kendi tabanımızı, seçmenimizi rahatsız ederiz. Ama orayı küstürmemeliyiz gibi bir süreci yapmaya çalışıyorlar. Ama Abdullah Bey yani takdir edersiniz ki artık 2022'deyiz. Herkes her şeyi görüyor. Herkes her şeye ulaşıyor. Evet. Herkes her şeyi bu yani gerçekten çok kısa sürede ulaşabiliyor. Neyseniz onu duruş etmek zorundasınız. Bir bu. İkincisi uzun süredir bir arada toplantılar yapıyorlar, yemek yiyorlar. Ama Cumhurbaşkanımızın haklı olarak söylediği bir şey. Ya adayınız kim sizin? Yani bir yarışa hazırlanıyorlar. Evet. Ama ringe çıkacak olan sporcu daha belli değil. Buna cevap çok yanlış oldu bence. Biz içinden çıkartırsak adayı diyor, yıpranır diyor. Evet. Şimdi mesela bizim adayımız baştan beri belli. Ne yapmış ki yıpranacak? Yani toplumla mesela sizinle program yapsa, evet. basınla bir araya gelse, iş adamlarıyla, STK'larla niye yıpranmış olsun? Bunun altındaki şey güvensizlik. Yani güvensiz olmayan bir ortam var. Cumhur İttifakı olarak biz Milliyetçi Hareket Partisi ile Büyük Birlik Partisi ile gerçekten samimi olarak bir aradayız. Dünyaya bakış açımız elbette ki her siyasi partinin hassasiyetleri vardır. Ama Türkiye'nin birlik ve beraberliği noktasında evet. bu küresel emperyalizme karşı buranın hakkını hukukunu koruma anlamında gerçekten dayanışma içerisindeyiz ve yolumuza devam ediyoruz. Fakat mesela Gürsel Bey'in bu beyanı biz tabii Adıyaman Barosu çok evet. değişik siyasi partilerin de olduğu meslektaşlarımız değişik siyasi partilerdeler. Çok da demokratik bir ortam. Gerçekten Türkiye'nin belki hiç sahip olmadığı bir demokratik olgunluğa da evet. sahip. Orada da her gün aşağı yukarı bir açık oturum gibi konuşuyor. Siyaset konuşuluyor orada. Konuşuluyor. Yatırıyorsunuz yani, mesela evet, şey. Evet evet konuşuluyor. Ne konuştunuz bu konu hakkında? Yani bu başkanım? Noktada da gerçekten kafalar karışık. Evet. Kafalar karışık. Şu noktada da bir netlik olması lazım. Yani mesela AK Parti baştan itibaren şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye bir bağımsızlık mücadelesi veriyor. Terörle mücadele ediyor. Şimdi bunun bir siyasi yönü de yok. Yani bunu şöyle yaparsak acaba 3-5 oy alır mıysa evirmemek lazım. Çok şeffaf ve vatandaşın da anlayabileceği bir üslup ortaya koyuyor. Diğerinde gidiyor, geliyor, ne yaptığı belli değil. Şimdi bizim vatandaşımızı
böyle onun her şeyi bildiğini, anladığına inanarak politika yapmamız lazım. Evet. Öyle mi, böyle mi? Böyle değil ama böyle. Ben ondan sonra Gürsel Bey'in bir iki televizyon programı da çıktı. Yani sözlerim ne anlamaya geldi, ne gelmedi takip ettim. Kendilerini bağlar ama bu noktada biz çok netiz. Ben altılı masanın dediğim gibi bir güvensizlik sorunu olduğuna inanıyorum. İkincisi birbiriyle asla bir araya gelmeyecek. Siyasi partilerin bir araya gelmesinin uzun solukta da sorunlar çıkaracağı belli. Daha başlamadan zaten bu hale geldi. Bir araya gelinen şey ne? Tek şey amaçları var diyor. Tayyip Erdoğan, AK Parti gitsin ne olursa olsun. Bunun üzerine eğer siz siyaset yaparsanız, yani kendi vizyonunuzu ortaya koymazsanız, AK Parti A, B, C yaptı, benimki de D, E, F diye ortaya bir alternatif oluşmazsanız, bütün birlikleriniz AK Parti karşılıklı üzerine ortaya korsanız, Abdullah Bey bu iş yürümez. Çünkü yani ben benim, siz sizsiniz. Kamuoyu değerlendirecek. Evet. Ama sizi sizle değerlendirecek. Sadece AK Parti karşıtlığı, sadece Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığının uzun sürede şey olmayacağı, bir getirisinin olup bir faydasının olmayacağı siyaseten ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Sayın Başkanım, dediğinizde ben size katılıyorum. Ben eğer orada olsaydım ben şunu yapardım Sayın Başkanım. İlk önce bir kere adayımı açıklardım. Adayımı sahneye alırdım. Derdim ki benim adayım bu şahıs. Ondan sonra toplum o adayı alırdı, analiz ederdi. Belki içine hazmederdi, belki çok severdi, belki %70 oy alırdı. Belki de hiç oy alamazdı. Ama yani sürpriz yumurtadan çıkar gibi son anda budur dediğiniz aday, şimdi millet afallayacak ya, ümmet sağını solunu şaştırır bu durumda yani. Bakacak ya bu adam kim diye araştırmaya kadar da seçime gidiyorsunuz. Tabii tabii şey zaten yani siz, anlamayacak ki adayın kim olduğunu. Siyaseti yakından takip eden bir kişisiniz. Evet. Ya gerçekten ya zaten bu süreç başlamış yani. Başlamış. Ve siz onlarca kez kaç defa toplantı bilmiyorum yani, evet, neyi konuşuyorsunuz, şey diyorsunuz falan. Bu noktada hala adaylık konuşmadıklarını belirtiyor. Kim aday olacak diye konuşmadık diyorlar. Bana soracak olursanız biraz erken de olsa seçim saati mahalline girdik Sayın Başkan. Şu an tam bundayız. Çünkü bütün partiler tam kadro sahada. Ya sayın vekillerimiz sahada, hep takip ediyoruz. CHP'ninki bir vekilimiz var, o da sahada. Şimdi dediğim gibi eğer bunlar adaylarını sahneye çıkarsalardı ya toplumda şöyle bakardı, evet. Bir de çıkıp o adam projelerini anlatması lazım. Gelince şunu yapacağım, şunu kaldıracağım, şu kötü yürütüyor, AK Parti bunu yok edeceğim, ya daha iyisini yapacağım derdi, kendisi anlatırdı. Toplumda evet bu adam veya benimserdi veya benimsemez. Ama kendisi izah edemezse. Çünkü aday yok ki kendini izah etsin. Olmayan bir insan kendini nasıl izah edecek? Ya projeler nasıl izah edecek? Ya, ben de bence muhakkak ve muhakkak adayın bir kere açıklanması lazım. Evet. Kimse çıksın sahneye, hani yiğit gibi çıksın abi, sahne var. Sahne eskide yağlı güreş vardı. Çıkarlardı meydana işte kim kimi yenerse. Ama ya adayım yok, ben çıkarmıyorum. Niye yıpratılır? Ya nedir ki bu yani? Kağıt mı ki yıpratılsın? Ya yok. İlla vardır milletin, bir kişiliği, bir duruşu. Ki bana yani soracak olursanız bence adayları çoktan belli. Sayın Kılıçdaroğlu. Ben bunu hep söylüyorum. İnşallah da öyle çıkar, hepimizin görürüz. Ben yanılmam. Şimdi Sayın Başkan, dediğim gibi ben pek çözemiyorum aslında ama yani yine de bu bir tane soru vardı. Onu ben Sayın Davutoğlu'na sordum. Sayın Ahmet Davutoğlu'na, Gelecek Partisi Genel Başkanı'na sordum. Adıyaman'da. Evet, evet. Dedim ki siz altılı masa diyorlar size. Evet. Dedim HADEP var mı yok mu? Evet. Masanın altında HADEP var mı yok mu dedim. Ben net cevap alamadım kendisinden. Ben az önce söyledim ya. Net yani, cevap alamadım. Dedim ya yani. Yani var veya yok. Geçiştirmeli sorular soruluyor. Yani cevaplar veriliyor. Yani şu da söylenmiyor. Evet. Yani HDP kesinlikle bu şeyin içerisinde değil. Ve hatta şu da söylenmiyor. HDP işte bu sürecin içerisinde de denilmiyor. Dediğim gibi yani tabanlar farklı. Hayata, evet, bakış açıları farklı. Sosyal dinamikleri farklı. Evet. Şeyi de ürkütmek istemiyorlar, kendi tabanlarını da ürkütmek istemiyorlar ama diğer açıdan da HDP tabanını küstürmek istemiyorlar. Fakat bu istikrarlı bir siyasi strateji değil. Yani bu yürümez, yürümüyor. Evet. Çünkü yani bir güvensizlik var birbirlerine karşı. Öyle görüyorum ben. Evet. Ama çok şükür Cumhur İttifakı olarak biz yolumuza, çizgimize, tabanımıza
karşı sabırlarını gösteriyor. Şu zaten oy oranı topladığımız zaman, yani son anketlere göre söylüyorum, %40 civarı bir oy çıkıyor altılı masanın. HDP'nin oyu da %10-11 civarı çıkıyor. Zaten HDP'le birleşmese seçim almaları mümkün değil. Ya bence bu konuda HDP zaten kilit parti. Yani bu kilit parti olayını gördükleri için ya sürekli masanın altına mı saklıyorlar? İşte son ana kadar bekleme diyorlar. Ben ben olaya şöyle bakıyorum. Evet. Biz öyle bakıyoruz. Şimdi tabii Türkiye'de Kürt sorunu dediğimiz ve bu sorunun halledilmesi için gerçekten AK Parti çok ciddi çabalar ortaya koydu. Evet. İnanılmaz. Ve statükoyu bütün ısrarlarına rağmen başta yasal metinlerden başlayarak ciddi bir reaksiyon da gösterdi. Çok da güzel reformist bir politika uyguladı. Ancak iş geldi. Netice itibar şuna geldi Abdullah Bey. Şimdi biz insan hak ve hürriyetini genişleten, her vatandaşı birinci sınıf vatandaş yapan, kimsenin ayrımcılığa tabi tutulmadığı bir sistem mi ortaya koyacağız? Yoksa bir örgütün heveslerine, kaprislerine mecbur mu olacağız? Ve bu örgüt askerimizi, polisimizi, sivilimizi şehit ediyor. Yani gerçekten eli kanlı yani. Evet. Şimdi hiçbir devlet de buna ne rıza gösterir, ne de buna imkan verir. Dolayısıyla AK Parti olarak hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, insan hürriyetlerinin, hakkının, insan onurunun, herkesin kendi değer yargılarını, dilini, geleneklerini sürdürebildiği, sınırsız şekilde sürdürebildiği ama kimsenin de silaha, şiddete başvurmadığı, bunun politikasını yapmadığı bir düzenin, bir yasal zemini oluşturması lazım. Evet. Bu konuda gerçekten Cumhurbaşkanımız çok net. Ve AK Parti'mizin bu noktadaki en büyük netliği şu, şeffaflığı şu. Biz Hakkari'de nasıl konuşuyorsak Edirne'de aynı şekilde konuşuyoruz. Dil birliğimiz var, üslup birliğimiz var. Şimdi biz bakıyoruz, AK Parti'yi eleştirenler Çorum'da farklı konuşuyor, Hakkari'de farklı konuşuyor. Evet. Öyle olmaz yani, biz milyonlarca yurttaşız ve aynı inancı paylaşan, kaderde tasada bir olan insanlarız. Hakkari'deki hemşerimiz nasıl düşünüyorsa Edirne'deki de öyle düşünüyor. Bizim geleneklerimiz, bizim inançlarımız, dillerimiz bu ülkenin zenginliği. Bu korunması gereken değer yargılarımız, kültürlerimiz. Ama bu bir ayrıştırma sebebi değil. Bu anlamda gerçekten böyle davranılırsa bu mesele çözülür. Bunu 2-3 tane oy dediğiniz gibi. Evet. Acaba oradan böyle tırtıklayabilir miyim? Bu samimi de değil, onu söyleyeyim. Ve bu samimiyet de görülmüyor. Evet. Dikkat buyurursanız da Güneydoğu'da, Doğu'da AK Parti'miz ya birinci partidir ya ikinci partidir. Yani ve başı oynayan bir siyasi evet. partidir. Evet. Bu da Kürt vatandaşlarımıza en yakın siyasi partinin AK Parti'miz olduğunu da gösteriyor. Biz bu noktada da bu şekilde inanıyoruz. Yani acaba bunun üzerinden oy devşirebilir miyiz? Bunun bu gizli ittifakları maalesef görüyoruz, yapıyorlar. Ama bunun doğru olmadığını ben düşünüyorum. Bu konuda bir karar verilmesi gerekiyor. Duruşlarını netleştirmeleri gerekiyor. Milletimizin önüne hala bir yol haritası çıkarmamaların nedeni de ben bu kafa karşıtlığına bağlıyorum. Evet. Peki Sayın Başkan, şimdi HDP konusu çok karışık bir konu hakikaten. Evet. Ben onu... Yani kafalar hep soru işareti zaten. Yani diyorsunuz ya işte eli kanlı bir terör örgütüne bağlı bir parti. Yani bir de şunu tersten baktığımız zaman şu aklımıza gelmeyecek mi? Peki bunlar eli kanlıysa mecliste ne işi var bunların? Veyahut da niye bu hakları AK Parti siz mi verdiniz bunlara? Meclis başkanlığı bile yaptılar Sayın Başkan. Şimdi neden mesela bu partiler kapatılmıyor ve cezan hala seçime giriyorlar Sayın Başkan? Şimdi meseleyi şöyle ortaya koymak evet. lazım. Çok doğru ve yerinde bir soru. Çok evet. teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çünkü bizi izleyen hemşerilerimiz de evet, soru işareti. Bir anlasınlar evet. ya. Şimdi yani terörist de bunların mesleğe işi var. Şimdi eleştiri şu. Evet. Siz bir siyasi parti adına kuruyorsunuz. Beklenti şu. Sivil, katılımcı, evet. şeffaf bir politika yürütmeniz lazım. Evet. Partinin sözcüleri şunu söylemiyorlar. Mesela biz söylemlerinde
biz gücümüzü siyasi partiler yasasından, seçim yasasından, anayasadan alan ve bu meşru dairede siyaset yapan bir siyasi hareket istemiyorlar. Evet. Partinin eş başkanları, parti sözcüleri şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz gücümüzü işte falan örgütten, ben isimlerini buradan bilerek söylemiyorum. Evet, gerek yok. Şu örgütten, bu örgütten ve diyor biz belimizi buraya bağladık diyorlar. Evet. İkincisi, parti teşkilatlarının oluşmasından adayların belirlenmesine kadar. Evet. Örgüt her tarafta müdahil. Hı hı. Oysa bir siyasi partinin kendi seçmeni, kendi tabanı, kendi teşkilatları vardır. Ve bu kamuoyuna da yansıdı. Yani evet. Yansıyor da, inkar da edilmiyor. Üçüncüsü de devletimizin yaklaşık 35-40 yıldır bir mücadelesi var. Evet. Şimdi bu bedel ödüyoruz. Çocuklarımız şehit oluyor. Şehit, asker cenazeleri geliyor, polis cenazeleri geliyor. Buna karşı gerçekten birlik beraberliği muhafaza eden, ya siz evet. askerimizi, polisimizi niye şehit ediyorsunuz? Evet. Yani mayın döşeyecek kadar bir karakolu basıp bu memleketin çocuğunu, evladını, gencecik yaşlar şehit edecek kadar ne olabilir? Gündeminde yok. Ve bir sistem de bunu kabul etmez. Bu şu demek değil. Şimdi hem dernekler, hem vakıflar, hem siyasi partilerin kurulması için hiçbir yerden izin alması gerekmiyor. Evet. Dernekler kurulduğunuz zaman 7 kişiden bir araya gelirsiniz, gider İçişleri Bakanı'na, valiliğe dilekçenizi verirsiniz. Siyasi parti kurduğunuz zaman da İçişleri Bakanı dilekçenizi verirsiniz, kurulursunuz. Evet. Siyasi partilerin faaliyetlerin sonlandırılması bambaşka bir prosedür. Ama bu sizin bu işleri yapmanızın da gerekçesi olamaz. Sistem kendini garantiye, güvenceye alır. Yine buradaki eleştiri Abdullah Bey, elbette ki partiye oy veren insanlar var. Evet. Onlarla ilgili bir suçlama yok, onu söyleyeyim. Ama sorumluluk sahibi olan insanların, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına göre kurulmuş, dediğiniz gibi milletvekilliği yapan, evet. belli kurumlarda gerçekten temsil gücü olan insanların herhalde yani meşru mevzuata da gerçekten riayet etmesi gerekir. Yani. Buradaki açmaz bu. Şunu söyleyebilirsiniz. Çok net, hemşehrilerimiz de dinliyor. Şimdi biz refah geleneğinden gelen insanlarız. Şahsen ben. Bizim partilerimiz de onlarca kez kapatıldı. Gözaltılar da oldu. Cumhurbaşkanımız. Ben o zaman gençlik kollarındaydım. Refah Partisi'nin belediye başkanı. Evet. Sonra Refah Partisi kapatıldı. Fazilet Partisi. Ben Fazilet Partisi'nin il başkanıyım. Bizim belediye başkanımız o zaman, şu andaki cumhurbaşkanımız, yani 10 tane bakanlığa eşdeğer bütçeyi yöneten Türkiye'nin en büyük ilinin belediye başkanı Siirt'te şiir okudu diye. Evet. Belediye başkanlığından düşürüldü, cezaevine girdi. Siz hiçbir Refah Partili'nin taş attığını, bir yeri kırdığını, bir yeri döktüğünü göremezsiniz. Evet. Asla. Peki biz hedeflerimizden şaştık mı? Hayır dedik, bu yanlış. Bu adalete uygun değil. Ama bunun yolu, yani camı çerçeveyi şey yapmak, yıkmak, monotof atmak, insanlara zarar, bu değil. Biz millete kendimizi anlatacağız. Bak bu yanlış. Bu doğru değil. Ve biz nereye bağlıyız? Yani bizim buradaki açmazımız neydi? Biz diyorduk ki milletin sözü gelsin. Evet. Statüko diyordu ki hayır, ne kadar oy alırsanız alın, tek başınıza gelsen siz belediye bırakmayız. Evet. Şimdi tersine bir durum var. Tersine bir durum var. Bunu yapmak yani hem sisteme zedeler, yani benim de özgürlüğüm Abdullah evet. Bey, sizin özgürlüğünüz başladığı yere kadar. Aynen. Yani aynen. Dolayısıyla ben özgür olacağım. Evet. Her şeyi yapacağım, yıkacağım. Şey, peki Abdullah Bey'in hakkı ne olacak? Benim özgürlüğüme girdiniz. Olmaz. Olmaz. Ben hakkımı gasp ettiniz. Evet. Yani. O vesileyle yani buradaki evet. eleştiri, buradaki dışlanmışlık terörle arasına mesafeye koyamaması, evet. bu konuda gerçekten bir netlik oluşturmaması. Diyorsunuz ki yani Sayın Başkan, ben şu anda partinin, kurdukları partinin tüzüğüyle, yapacakları ile, sonra yaptığı icraatlar birbirini tutmadığı için. Ya kısacası bu evet. değil mi Sayın evet. Başkan? Evet. Sayın Başkan, bu tamam, bu konuda tatmin oldum ben. Evet, yani olayı bu şekilde ben anladım. Şimdi gelen sorulardan bir tanesi diyor ki, ya AK Parti de diyor, HDP yanaştı bir aralar diyor. Onlar neden yanaştı diye soruyorlar. Şimdi bu noktada iki şey söylemek lazım. Birincisi şudur. Evet.
AK Parti samimi olarak bu kan döken, bu milletimizi mağdur eden yaklaşık 35-40 yıldır bu kanlı örgütün, terör örgütünün gerçekten dağılması için girişimlerde bulundu. Ve bu bir devlet politikası. Ya bu barış süreci devlet politikası. Tabii bu şey. Yani devletin resmi organlarının bir şeyi. Ve bu sadece AK Parti'nin iktidarında da olmadı. Yani Süleyman Demirel'in girişimleri oldu. Rahmetli Özal'ın girişimleri oldu. Amaç ne burada? Amaç silahları tasfiye etmek. Ancak diğer süreçlerden farklı olarak burada Türkiye sorunu ben kendim çözeceğim dedi. Kendi içerisinde halledeceğim dedi. Yani Amerika, Avrupa zaten onlar kullanıyor. Onları şey yapmadı. Yanaşmadı. Hatta şöyle bir anekdot vardı, ben hatırlıyorum. İşte Urfa'nın o tarafında bir çadırlar kuruldu. Sonraki silahlarınızı gömün, gelin. Mahkemeler kuruldu hatta orada. Gelin dedi ki biz size olduğu gibi hayata kazandıralım dedi. Ama bir şeyler oldu. Ters gitti o zaman. Ters şundan gitti. Onu tam oraya söyleyecektim. Türkiye bu sorunu ben kendim çözeceğim dedi. Kendim halledeceğim dedi. Ve şunu çok net olarak söyleyeyim. Yani devlet bir meseleyi çözerken sadece silahla çözmez. Tabii ki. Tabii. Onun altyapısını, sebeplerini de araştırır. Ve mesela kandırılıp dağa çıkartılıyor. Zorla dağa çıkartılıyor. Bunun sebebi ne? Araştırır, tedbirlerini alır, siyasi tedbirlerini alır, sosyal tedbirlerini alır, istihbarat tedbirlerini alır. Bunların hepsini denedi, belli bir aşamaya da getirdi. Fakat bu meselenin çözülmesini istemeyen güçler var. Başta örgüt. Çünkü yukarıda bir eli yağda... Silahlar bırakıldığı zaman zaten örgütün bir etkisi kalmayacak ki. İkincisi de Türkiye'nin etrafı üzerinde sürekli bunu kullanan, zaten bunu kullanan büyük devletler var. Destekleyen büyük devletler var. Bugün Suriye'de de öyle. Dolayısıyla bu meselenin çözülmesini istemediler. Fakat benim bu soruya karşı en büyük şeyim şudur. Türkiye şunu yapmadı. Örgütle mücadele, terörle mücadele sonuna kadar devam. Ama statükoya teslim olmadı. Yani şöyle yapmadı. Biz mesela dili yasaklayalım. İnsanların geleneklerini yasaklayalım. İnsanların kültürlerini yasakladı. Bunlar Türkiye'de zamanında oldu. Vardı Kürtçe, konuşmak yasaktı. Kürtçe, kaset, Kürtçe, türkü. Bunlar yasaklandı. Şu an 24 saat yayın yapan Kürtçe televizyon var. Evet. Sizin kültürünüzü geliştirmenizde hiçbir... Arabamda hep TRT Kürt'ü açıkta dinliyorum. Ne güzel. Şey, yani, bir engel de yok. Türkiye dolayısıyla yani hükümetimiz içeride kapanmadı. Evet. Ve standartı kendisi getirdi. Dedi ki herkes birinci sınıf vatandaştır. Dolayısıyla benim vatandaşlarımızla ne sorunum olacak? Yani onların rahat bir ortamda yaşaması, özgürce yaşaması bir kere onların rahatı benim rahatım. Ve düsturumuz da şu, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın söylediği gibi, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Abdullah Bey siz eğer hem ekonomik olarak hem sosyal kültürel değerleriniz açısından eğer gerçekten mesutsanız, kalkınmış iseniz siz hem sistemi savunursunuz, hem devletinizi savunursunuz, hem de mutlu olursunuz. Devletin de görevi budur. Dolayısıyla hükümetimiz geçmişte de, daha önce de Türkiye denedi bunu, özgürlükleri kısıtlamadan bu sürece devam ettiriyor. Doğrusunu da yapıyor. Yani terörle sonuna kadar mücadele ama hak ve hürriyetlerin de sonuna kadar öne çıkartılması, bunun önündeki uygulamalarda, yasal mevzuatta gerekli ıslahatlar yapılıyor, yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın okuduğu şiir hatırlıyor musunuz? Camiyle ilgili antitoklamasına sebep oldu. Evet. Biliyor musunuz, ezberinizde var mı? Ya ezberimde yok ama tabii biliyoruz. Camiler kışlamız. Aynen. Camilerle ilgiliydi. Evet. Biraz düşünürsem hepsini ezbere de çıkartırım biraz zaman. Şiiriniz çok iyi. Eyvallah. Durumunuz çok iyi. Eyvallah. Huyunuzu çok iyi biliyorum. Sayın Başkan, peki önümüzde bir seçim var 2023'te. Evet. Genel seçim var, Cumhurbaşkanı seçimi var. AK Parti HADEP'le tekrar bir araya gelebilir mi? Yani hem zannetmiyorum, mümkün değil. Yani. Hem de tabii ben AK Parti Merkez İlçe Başkanıyım. Dolayısıyla partimizin genel politikalarını, şeylerini yani belirlemek, ona katkı sunmak bizi çok beni aşan konular. Dolayısıyla zannetmiyorum ama
büyüklerimizin, devlet büyüklerimizin, parti büyüklerimizin. Yani o tepedekilerin bileceği iş evet, diyorsunuz. Yani, peki Sayın Başkanım, şimdi hep geneli konuştuk. Şu an evet. Genel ikinci bölümümüzde yerele ineceğiz. O yüzden genelle bitirmek eyvallah. İstiyorum. Şu anda AK Parti'nin sahadaki durumu ne? Yani bütün Türkiye'de ve Adıyaman'da. Eyvallah. İki şey söyleyeyim. Birisi benim kendi çalışma prensiplerimle ilgili. Evet. Bunu zaman zaman da söylüyorlar. Ben aktif bir insanım. Çok aktifsin. Onu evet, yani, takip ediyorum size. Evet. Teşkilatlarımızın da aktif olmasını isterim ve beklerim de. Evet. Yani şöyle bir çalışma prensibim yok. Ben yönetim kurulu üyesiyim. Yönetim kurulu üyesiysen senin A, B, C, 1, 2, 3 görevlerin var. Evet. Bunları yapacaksın. Muhakkak. Standart olarak toplantılarımız, ben yaklaşık 25 yıldır siyasetteyim, hiç evet. şaşmaz. Haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık toplantılarımızı asla şaşırtmayız ve yaparız. Bu teşkilat boyutu ve bu bize bir sahada da bir üstünlük sağlıyor rakiplerimize karşı. Muhakkak, muhakkak. Tertipli düzenli evet, biliyorsunuz yani şey çünkü. Evet. Bu benim zaten yaşam prensibim. İşimi kolaylaştıran şey de şu. Gerçekten Adıyaman'da Abdullah Bey siz de yani Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize karşı ciddi bir teveccüh var. İnanılmaz bir teveccüh. Evet. Siz iyi bir örgüt kurduğunuz zaman, teşkilat kurduğunuz zaman bunu da milletimizle birleştirdiğiniz zaman gerçekten karşılığını da alıyorsunuz. Biz şöyle bir programa yaptık. Tabii bu pandemi döneminde yine ben dedim ki biz boş duramayız. Yani. Kısıt evdeyiz ama ve bir şeyler yapalım. Bir yapmamız lazım. Şöyle bir şey yaptık. AK Parti'mizin merkez ilçede yaklaşık 30 bin o tarihte üyesi var şu an. 36 bine yaklaştı. Üyesi var. Ekipler halinde her... O tarihten bu tarihe 6 bin üye mi arttırdınız? Arttık evet. Ve giderek de artıyor. Çok şükür. Hatta yani açık söyleyeyim şeylere cevap veremiyoruz. Yani çünkü genelde de şöyle isteniyor ya başkanım işte ya il başkanımızla biz üye olmak istiyoruz ama ya il başkanımız olsun bir ya görüşelim. Siz olun ya belediye başkanımız ya milletvekilimiz olsun. İnanılmaz bir teveccüh var. Allah razı olsun. Biz o 30 bin üyemizi tek tek aradık. Pandeminin başında başlayarak 3 defa birinci arama nedenimiz şuydu. Pandemiyle ilgili bilgi verelim. Yeni bir sürece giriyoruz. Bak maske, mesafe, aşı konusunda dikkatli olalım. İkincisinde hükümetimizin yaptığı şeylerden memnun musunuz? Uygulamalardan. Evet. Ve inanılmaz şeyler, olumlu tepkiler aldık. Mesela kimisi evet. dedi ki ben yaşlıyım ama ilacımı alamıyorum. Ya zor günde sormuşsunuz. Evet, kimisi evet. dedi ki ya ben işte şeyim var, bankada param var gibi çekemiyorum. İlgililere ilettik, tık 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 falan. Üçüncüsü de işte parti çalışmalarımız. Cumhurbaşkanımızın selamı var. Nasıl görünür falan. Ondan sonra yavaş yavaş kısıtlamalar kalktı. O süreçte muhalefet bizi şununla eleştirdi. Biz bir yandan işte fazla, yani Sağlık Bakanlığı ikide bir onu söylüyor. Aman ha çok fazla sahaya da görünmeyin, karabalık olmayın. Şimdi biz sahaya çıkınca millet eleştiriyor. Hem siz bunu söylüyorsunuz. Hem de sahada. Sahadasınız. O yüzden onun görüntüyü de vermek istemiyoruz. Evet. Böyle olunca muhalefetteki bazı yerelde Adıyaman'da şunu dediler. Ya işte şeye sahaya çıkamıyorlar. Biz sahadayız. Şu bu. Son şey kalktı. Kısıtlamalar kalktı. Evet. Kısıtlamaların kaldırılma zamanında biz oturduk bir planlama yaptık. İl başkanımıza sunarak, şeyinden geçirerek, onayından. Ve bir yol haritası belirledik. Abdullah Bey yaklaşık 6,5 aydır Allah razı olsun 4 milletvekilimiz, belediye başkanımız, merkez ilçeden bahsediyorum, 7 tane il genel meclis üyemiz, evet. belediye meclis üyelerimiz evet. ve bizim yani teşkilat başkanımız da geldi buraya, bizi takdir de etti, teşekkür de etti. 33 tane mahallemiz var. 33 mahallede kurulu bizim gerçekten kurulu teşkilatımız var. Maşallah. Evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Yani şey falan tüzüğümüz de onu söylüyor. Evet. 33 mahalle başkanımızla beraber. Böyle kağıt üzerine değil. Hayır yani. Yok. Yok. Yani bunu. Çünkü bazıları kağıt üzerine yok, hayır. teşkilatını oluşturuyor hayır, falan. Hayır gerçekten şey. Gerçekten var. Sandık evet. bazlı çalışıyoruz. Evet. Bu bize şunu sağlıyor. Bir defa dediğim gibi tertipli düzenli. İkincisi hemen organize olabiliyoruz. Üçüncüsü milleti dinleyebiliyoruz. Yani sorun nedir? Sıkıntı nedir? Beklenti nedir? Evet. Bu sadece Adıyaman'da değil, bütün Türkiye'de böyle. Türkiye bunlar bir yerde toplanıyor evet. ve Cumhurbaşkanımıza, genel merkezimize ulaşıyor. Son 45 gündür de siz de
dikkat etmişsinizdir. Yani meclisin kapatılmasından sonra da milletvekillerimiz aktif olarak. Sağ diğerlerinde ol. Sırayla geliyorlardı. Şimdi hepsi. Hepsi evet. Gerçekten sahadayız. Şu an bizim mesela merkez ilçede 136 tane köyümüz var. İki defa dolaşmışız. Evet. Köylere iki tur attık. Evet. Aşağı yukarı gitmediğimiz Mercan TV'miz bireysel olarak, Mercan TV'mizin bağlı olduğu STK başta olmak üzere bütün medya kuruluşları, çok güzel, bütün STK'lar, esnaf kuruluşları, tarım kuruluşları, hepsi, spor kuruluşları, hepsiyle oturup dinleyerek şey yaptık ve sahadaki sorunları raporlaştırdık. Şimdi Allah razı olsun Ahmet Bey başta olmak üzere bütün vekillerimiz bunları da raporlayıp ulaştırıyorlar. Şöyle bir güzelliğimiz var sahada. Ya mesela Ahmet Bey, Halil Bey, Fatih Bey, Yakup Bey şey demiyor mesela. Nere dersek yani oraya hayır demiyor. Hiç yani. Evet. Yeter ki program yapılsın. Evet. Bu süreçte yaptığımız en büyük güzellik de kendi içerimizde AK Parti'mizin kuruluşundan bugüne kadar görev alan ve hala gönül bağı devam eden il yönetiminde, ilçe yönetiminde, belediye yönetiminde, belediye başkanı, milletvekili kimisini paylaşıyoruz, kimisini paylaşmıyoruz. Ama bütün eski AK Parti'mizin fedakar, cefakar, kadın kolları, gençlik kolları milletvekillerimizle, belediye başkanımızla, il başkanımızla ziyaret ettik. Dolayısıyla tekrardan kucaklaştık, muhabbet ettik. Çok da güzel bir ortam var. Vatandaşımızın da Abdullah Bey birinci gündem maddesi şu anda ekonomi. Evet, tam onu soracağım Sayın Başkan. Son 2-3 dakikamız birinci eyvallah. Bölümün sonu. Şimdi malumunuz derler ki siyasiler, işte tencere tavayla gelir iktidarlar ama tencere tavayla da giderler. Yani bu malumunuz sıkıntı var şu an ekonomik olarak, bu tencere tava artık kaynamıyor gibi, durdu duracak gibi. Bu tencere tava AK Parti'yi götürür mü Sayın Başkan? Şimdi asla götürmez. Şöyle, ben milletimizin ferasetine gerçekten hayranım. Ama gerçekten hayranım. Evet. Ya yani demek ki Allah'ın bir lütfu öyle bir süzüyor ki, konuları öyle bir tahlil ediyor ki, yani ne profesör ne böyle büyük televizyonlar fakat biliyor. Evet. Hepsini de biriktiriyoruz o bize verilen hemşehrilerimizin, evet, vatandaş. Şimdi bir ekonomik durunganlık var, evet, sıkışmışlık var. Bunu ben her yerde söylüyorum. Mesela sadece Türkiye'de eğer böyle bir durum varsa, evet, demek ki bizde bir yanlış giden bir şeyler var. Yani İddiam şu, dünyada ne kadar devlet varsa ama ne kadar devlet varsa süperinden en garibanına kadar, pandemiden sonra hele hele bu Rusya Ukrayna savaşından sonra ben gelirimi arttırdım, ekonomik pahalılığı düşürdüm, vatandaşımı rahatlattım diyen Amerika'sından Fransa, Almanya'sından İsviçre'sine kadar bir ülke varsa Allah Allah ya, onlarda şey biz, bunun nedenleri var Abdullah Bey. Evet. Yani 18 yıldır tık 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 işleyen bir ekonomi var. Evet. Son 2 yıldır bir durağanlık var. Evet. Bunun nedenlerini de ben şimdi de açıklayabilirim, ikincisinde de açıklayabilirim ve milletimiz de bunu biliyor. Evet. Peki bunu biliyor da Necip Bey sorumlusu, yani burada bir hükümet var. Tabii ki, evet. Buna karşı ne yapılıyor? Ben çok açık söyleyeyim. Yani şu anda Ocak ayında da yeniden yapılacak. Hı hı. Hükümetimiz şeyi gördü. Bütün dünyada fiyatların artması var. Çin'den, dediğim gibi Çin'den, evet, tutun, evet, Amerika'ya, hı, kadar. Ve birçok ülkeyle de sizin de vardır. Evet. Hemşehrilerimiz özellikle Avrupa başta olmak var, üzere. Evet. Gelen giden görüyorsunuz, konuşabilirsiniz. Evet. Böyle bir durum var. Hükümetimiz önce şunu yaptı. Hangi vatandaşımız, hemşehrimiz ne ile geçiniyorsa, evet, onu bu ekonomik şeyde ezmeyecek. Evet. Desteği sonuna kadar artıracak tedbirler aldı. Şimdi, evet, dün bizim bir toplantımız vardı tarımcılarla. Herhalde şu anda en fazla bizden memnun olanlar da çiftçilerimiz. Evet. Niye? Buğday, ya şunu söylüyordu. Ya başkanım diyor, bu gübre fiyatları ne olacak? Başkanım bu mazot fiyatları ne olacak? Hükümetimiz gerçekten başta buğdaya, diğer tarım ürünlerine öyle bir destek verdi ki şimdi hepsi, yani biz de aynı zamanda çiftçiyiz. Hı hı. Hepsi son derece mutlu, memnun. Evet. Yani şeyi, ürünü şeyin maliyetinin altında değil. Ben şeyim, peki asgari ücretliyim.
İki defa, Cumhuriyet Han ilk defa oluyor, iki defa arka arkaya zam yaptı, fiyatları arttırdı. Ocak'ta tekrar gelecek. Ve Ocak'ta bir daha arttıracak. Evet. Sayın Başkanım, ben size özettim biraz. Şimdi ben de sahadayım bazen. Evet. Soruyoruz işte vatandaşa, zamları kim yapıyor, nereden geliyor, cevaplarını veriyorlar, tamam mı? İşte en son diyorlar ki tamam hükümet yapıyor. Peki diyorum, siz yarın seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz diye soruyoruz. AK Parti'ye vereceğim. Onu ben en son söyleyecektim. Evet. Reis'e vereceğiz diyor. Tamam mı? Ben sıkıştırıyorum. Evet. Dedim ki ya arkadaş sen niye vereceksin? Bak bu adam sizi perişan etmiş. Hayır diyor arkadaş, biz vereceğiz diyor. Şimdi Sayın Başkanım kısa ara veriyoruz. O şundan, süremiz doldu. Eyvallah, şundan dolayı gerçekten bunu söyleyeyim. Sorunun kaynağını biliyor. Evet. Yani küresel bir kriz var. Gerçekten var. Onu ikinci durumda ben yani, şey yapmak istedim. Ne diyoruz? Ben sıkıştırdım. Alımlar vazgeçmedi. Hayır vazgeçmedi. Sayın Başkanım. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Bir 10-15 dakika sonra tekrar karşınızda olacağız.